Yıldızlar kesildi. Ve tekrar hücum planı oluşacaktır. Rookie'ni çıkardı kill. Devamında Bazer. Engin tarafından yakalanıyor. Logic Man beyaz. Arda arda Turkey Five oyuncuları killleri bulmayı başardılar. Böylece Arch tarafının kontrolü onlara geçtikten sonra A-Site'da da kimse kalmamış oldu. Yine Rookie düştü. Şimdi Iron Wrist. Randa alıyorlar böyle için. Çok uzun süren çatışmalar sonucunda. Tansiyon yüksek şu anda. Logic Man hala peak bekliyor. Kendisi peakledi. Arkası dönük. Iron Wrist bir kill buldu ama sonrasında Logic Man takası alıyor. Sonrasında çok güzel bir kill daha geldi Rookie'ye. İyi döndü Logic Man arkasını. 3'e 4 A-Side'in içerisinde kimse yok. Apartmanda bir oyuncu düşürüldü. Diğeri de Short'ta. Bakalım onu da yakalayabilecekler mi? Hızlıca Short'taki oyuncu da yine pas tarafı. Rakibini aramaya devam ediyor ve buldu. Şu anda cross koyup rakibini bekliyor. Side'a bir oyuncu hareketlendi. Bazer, Engin onu yakaladıktan sonra Yalçın tarafından trade getirildi. Yalçın'ın pitte olduğu biliniyor ama hiçbir desteği yardımı yok. Tek başına kalacak. Kütüphaneden gelen destek yine fark edildi. Pas graveyard'dan yaklaşıyor. Çok zorlanmadan Yalçın'ı düşürdü. Sonrasında Bayez'in getirdiği bir kill. Rookie trade'i almış. Myers rakibini düşürdükten sonra. Hızlı bir banana alışı gelecek Turkey Five'den. Şu anda top banana'da hemen bir oyuncu var. Arabadan ilerledi. Orayı görmüyoruz biz ama Beyaz bu sırada bir kill buldu. Paz'dan da gelen kill var. İki kill hatta ve yine round'un yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tek bir oyuncu kaldı mavi takımından. Onu da Logic Man arıyor ve buluyor. Şu an kütüphaneye aldılar onu ve Beyaz bu kill'i buluyor. Daha öncesinde bir kill almıştı Aser. Baser özür diliyorum. Yine Rookie avcısıyla Mayer'i bulduktan sonra Iron Wrist smoke'tan sızmaya çalışan Beyaz'ı yakalıyor. Böylece üstünlük kurulmuş oldu mahalle takımı tarafından. Geç. O da ikinci AWP ile. Save'e de gidebilir. Yine şimdi onu arıyor Logic Man. Ki görülecek birazdan Logic Man. Fark edildi Yalçın tarafından. 31 canı var Logic Man'in. Rookie AWP ile skopu açtı. Çok rahat olması gerek. Öyle de oldu. Bunu çok gördük şu ana kadar. Tamamen short'a odaklı ve main'in kendisine odaklı. Bu arada Baser bir kill bulmayı başardı. Yalnız iki short oyuncusu Beyaz tarafından yakalandılar. Iron Wrist'in getirdiği bir kill var Yalçın. Orada dayanabilseydi belki mahalle takımı için A-Side savunma şansı oluşabilirdi. Ancak namümkün bu. Ve iki B oyuncusunun retake'e gelmesi pek de işleri değiştirmeyecek gibi duruyor. Son kalan isim de Iron Wrist ve Beyaz. Ve 5 kişilik bir B ucunu izleyeceğiz. Öncesine gelen bir CT flash'ı vardı yalnız. Tedirgin etti bu Engin'i biraz. Yalnız flash rakibe çarpıyor zannediyorum. İkinci flash da geldi. Turkey Five'dan B'ye girme hazırlıkları. Backup gelecek birazdan mahalle takımında. Smoke var. Mayer'e smoke'dan çıktı. Rakipleri arka arkaya ancak bir kill. Gaze savundu. Yalçın'ın yardımı söz konusu. 2'ye 2 bir değişim. Artık site kontrolü Turkey Five'ın eline geçti. CT atılan bir smoke var. Logic Man. Ve bu arada Beyaz düştü oyundan. Bağlantı sorunu olması lazım. Evet. Beyaz düştükten sonra pasta Beyaz'ı vurdu. C4 ondaydı çünkü. Alabilmek için yapacak başka hiçbir şey yoktu. Şimdi wallbanglerle pas düştükten sonra Logic Man de Xbox arkası çarptığını duydu. Baser burada zannediyorum. Tekrar pozisyon olacak. Smoke'un altına geçmeyi tercih etti. Pit tamamen kapatıldı smoke'larla. Göz gözü görmüyor. Myers göz gözü görmüyor ama onun smoke içerisinde bu kadar rahat killer çıkarması olağanüstü. Mükemmel 3 tane kill. Açıkçası anlamak hiç kolay olmadı. Mayer'in ekranından izliyor olsak bile yine Engin Deagle ile Arch tarafında rakibi zorluyor. Mayer hem oynatıyor hem oynuyor. Şahane bir oyun. Kaptandan SG Rezit Ali. SG geldi. Turkey Five burada farkı açmak isteyecektir. Oo, yes. Güzel bir dokunuş. Engin için de mermilerin biraz hedefinde olmuş olabilir. Paz'ın üstüne gelecek. Paz dikkatli. Çok iyi karşıladı Rookie'yi. Yine Gaze. Wallbang isabetli. Wood'a harika bir tek. Yakında başka bir oyuncu olduğunun farkında Gaze. Paz A'dan oynamaya çalışıyor. Iron Wrist Beyaz'ı yakalamış. Paz'ın yine apartman tarafında çıkardığı bir kill var. C4 banana da Logic Man oradan kurtulmak zorunda. Eline rifle aldı. Arkadan Paz'ın desteği de söz konusu. Tabii arkalayan isimler de var. Tahtadaki oyuncu neler yapacak? Çok iyi bir zamanlamayla oradan kaçmaya çalışıyor. Yerde birçok silah. Yalçın onlardan bir tanesini almayı başardı. Oyun tekrar şekillenecek. Yalçın'ın pozisyonu çok kuvvetli burada. Şimdi de Gates bir kill daha buluyor. Deagle'a 3 kill şu ana kadar. Paz bakalım Ace yapabilecek mi? Bu round'u kazanmak için çok güzel bir headshot.
Kolay olmayacaktır. Arkasına bakar mı acaba Gaze? Hiç oralı değil. Hiç oralı değil. Hiç tahmin etmedi. Graveyard'ı yalnız çözüyor. Kiti yok. 10 saniyelik diffuse. Bası görecektir Gaze'i ve Ace Clutch. Bu kim bayağı yandı. Yalçın. Yakın beyaz. Flash gelmeden orta. Kitiyi yakalayabilir. Ağlarca gördük. Ama çıkışta evet. Kordan. İşte öndeki oyuncuyu gördü. Devamında arkadaşlarının yardımına çok iyi koşuyor. Çöpteki oyuncuyu da düşürecek. Basen. Şöyle bir sıkıntısı var. Önemli. Tek boost'u fark etti Gaze. Çünkü çok yavaş gelen bir boost'u. Smoke'u da bırakıyor. Yalnız Gaze'in üzerine hızlıca gelecekler. Bakalım ne kadar dayanabilecek. Yardım gerçekten biraz fazla uzakta. Gaze. Flash da gelmedi. Kör dediğim tabutun yanında bir oyuncu var. Geri kaçma fırsatına da sahip. İkinci kilini almıştı. Daha da oynamak istiyor. C4 kurulacak. Gaze üçüncü kili. Olağanüstü oyun. Gerçekten mükemmel yanıt. Turkey Five'a şu ana kadar savunmada. Logic Man'in güzel tepleri var. Bir de 4 pozisyon. Ace Clutch atması lazım ama. 2 kille. O da... Shot'tan gidiyorlar. 5 oyuncu da orada. Engin şu anda aşağı gitti. Vassar'dan bir kill çıkıyor ama Mayer neyle düşürdü onu? Takaslar devam ediyor bu arada. Rookie'den bir kill geldi. Şu anda avantaj mahallede. Ama Mayer'den çok güzel bir headshot. İki mermi isabetliydi Iron Wrist. Engin'in bu arada pozisyonu. Engin'i fark ettiler. Şimdi Engin'e odaklanacaklar. Engin çıkacak isabetsiz. Ve Engin bunu çok iyi cezalandırdı. 8-4'e doğru gidebiliriz. Mayer yerden aldığı AWP ile. Bir agresif oyun denemesi ve çok ağır bir tek geldi. Sonrasında Iron Wrist gelip. Yine short'tan ilerlenmeye çalışılıyor. Pit'e yanıcılar geldi. Apartmandan beyaz. Hızır gibi atladı. Mükemmel indi. Devamında Rookie'nin iki tane Deagle kill'i. En azından. Bas biraz etkilendi. Çok önemli değil. Logic Man long'u alıyor. Smoke'da gap var. Görecektir rakibini. Öyle de oldu. Rahat. Logic Man. Güzel AWP. Beyaz da buraya geldi ve Smoke atıyor. Aç tarafına. Bu arada Engin'den çok güzel bir entry, ikincisi de geliyor. B'yi tek başına açtı. Çok zorlanıyor. İçerisinde Yalçın Beyaz'ı düşürüyor ki Beyaz smoke'tan çıkmasına karşın çok iyi hasar vermişti. Yine Yalçın'ı da pas fark edecek. Dikkatli gibi. İki kişi karşılayacak. Gördü Beyaz. Peşinden yine çatışmalar devam ediyor. İki kill çıktı apartmanda. Ve smoke tararsa Logic Man işin rengi değişebilir. Bir gap arayacak orada, fark etti. Süliyetini gördü belki de Gaze'in, bilemiyorum ama. Bir oyuncu. Şimdi Logic kendini boostladı. Zaman da azalıyor, bir kill buldu. İkincisini almadan önce tekrar aşağı atladı ve şimdi buluyor onu headshot'la. Jackson karşılık şimdi Logic Man'le verilmeye çalışılacak. Önünde birçok rakip var. Mousebre bastıktan sonra birisi öldü. Mayer karşılıklı killer Gaze'le birlikte. Gaze mükemmel vuruş. Ardından 2'ye 3 hala çok avantajlı olduğunu söylemek mümkün değil mahalle takımının. Diğer oyuncu nerede tam olarak? Zannediyorum Hood'da bir hata söz konusu. Gaze tek düşünüyor bizden geldiğince. Diğer takımların maçlarının olduğu gibi aktarmaya çalışıyoruz. Beyaz satılan bir flashback var. Mayer. Yalçın düşündü. Yine Mayer. Iron Wrist'i de yakalıyor. Agresif bir oyun. Second Wind tarafına. Sonunda Beyaz. Baseri yakaladı. T-Ramp önünde. 2'ye 5 artık. 25 tarafından oynanılan bu agresif oyun kayıp vermeyecek mi diye baktım ama Rookie iyi yapıştırdı bu vuruşu. İkinci kimde çıkardı Rookie? Sonrasında kontrolünü almaya çalışacak. 3-4 kişi oraya yolladılar. Logic Man'den etkili bir nade geldi ve baseri düşürüyor. Sonrasında gelen killer yine Logic Man'den bir tane ama Iron Wrist ve Rookie de durumu 3'e 3 yaptı. B düştü yalnız ve Smoke arkadaşına şartlıyor Yalçın'ın. Bir an CT'ye geçemeyebilirdi. CT'den geçemeyebilirdi daha doğrusu. Gaze iyi pozisyon aldı. Smoke önünde el bombası ayağının dibine atılıyor. Çok etkili değil. Kendi sahnesiyle rakibini düşündükten sonra ikinci kill fırsatı doğmuştu. Bunu da tepmedi Gaze. Şu ana kadar takım adına iyi performanslar sergiliyor. Pas. Bakalım başka bir clutch atabilecek mi? Birey hiç pozisyondaydı. İlk rakibini düşürdü. Pek fazla canı yok. Smoke'u kullandıktan sonra Gaze'i geçmesi gerek. Gaze'in koyduğu cross'la tam yerine. Bu anda daha pasif Turkey Fire. Ama şimdi agresif bir oyun geliyor. Gelen flash sonrasında çok güzel bir flash sonrasında Paz mid'de kill'i buldu. Bir flash daha sanırım. Beyaz bir tane daha attı. Turkey Fire tekrar pickleyecek. Yine bir kill. Her flash'tan sonra bir kill. Yani sadece iki rifle'ınız olsa bile Mayer'de agresif oynuyor ve yakalayacak bir oyuncuyu. Çok da rahat. Gerçekten. Çok zor. Iron Wrist'in tamamen bir kill buldu. Wrist'in bir oyuncu var. Saksı boost'unda Basir'in takım adını aldığı bir başka kill var.
Engin'den gelen iki kill var. Yalçın sonrasında takası yaptığı pas gelip o da bir kill oluyor. Ve bir ucum daha böylece durduruluyor. Mayer'de roundu bitiren isim ve 15-5. Döner mi Alican, ne diyorsun? Ben bile inanmadım bu soruya sonra. Engin'i düşürmüştü. Karşılıklı killer beyaz. 2 kill birden bulunca artık Yalçın tek başına kaldı Banana'da. Karşında 3 rakibi var. Turkey Five'ın kazanması gereken son roundtu bu zaten. Yine son kill de beyaz çıkardı. Böylece Turkey Five çeyrek finalde Log Funny Token ekibinin rakibi oldu.